pazar olduğu gibi bu pazarda sizlerle birlikteyiz. Avusturya'da haberin merkezi olan Yeni Nesil gazetesinin Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu 2013 yılının son haber başlıklarıyla birlikteyiz. Dilerseniz her zaman olduğu gibi yaslanın koltuklarınıza, haberlerimiz geliyor. Hükümetin yeni dönem eğitim bakanı Heinrich Hosek, Avusturya'da orta eğitimlerde tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini dile getirdi ve aslında çocukların tüm eğitimlerini okulda alması gerektiğini, ödevini herhangi bir şekilde öğrenmesi gereken konular varsa okulda öğrenmesi gerektiğini dile getirdi ve yeni dönem çalışmalarını şunlarla tamamladı değerli izleyenlerimiz. Artık Avusturya'daki öğrencilerin ödevlerinin okulda yapılması gerektiğini ve hiçbir şekilde eve yansımaması gerektiğini, sınav sisteminin kalkması gerektiğini ve notlandırma sisteminde değişmesi gerektiğini dile getirdi. Bakalım yeni dönemde yeni eğitim bakanı ne kadar başarılı olacak ve icraatlarını ne kadar yerine getirebilecek? 2014'e iki kala Avusturya gündemi her sene olduğu gibi havai fişek ve patlayıcılar konusunda kilitlendi. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta bir vatandaşımızın evi 15. Viyana'da maalesef kül oldu. Buradan velilerimizi uyarmak istiyoruz. Lütfen çocuklarınız bu tarz patlayıcılar kullanıyor ise lütfen önlemini alın. Ve özellikle 18 yaşının altındaki genç kardeşlerimiz, bizler de sizin yaşlarınızdayken bu patlayıcılar çok cazipti. Fakat cazip olduğu kadar da çok tehlikeli. Lütfen dikkatli olun. Özellikle veliler, bu tarz patlayıcılar evinizde var ise lütfen evinizde saklamayı muhafaza etmeyin. Kileriniz veya balkonunuz varsa mutlaka oralarda muhafaza edin. Çünkü bu patlayıcılar çok tehlikeli. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Özellikle ve özellikle yılbaşı gecesi polis ciddi önlemler alacak. Her zaman olduğu gibi, her gün olduğu gibi lütfen alkol ile direksiyon başına geçmeyin. Özellikle yılbaşı gecesi hiç geçmeyin. 2013 yılında Avusturya'da 767 deprem oldu ve bu depremlerin 67 tanesi maddi hasarlıydı ve uzmanların yapmış olduğu açıklamaya göre bu bir rekor rakamdı ve bu rakamın maalesef Avusturya üzerinde artacağı belirtildi. Çünkü fay hattı yavaş yavaş Avusturya'yı da etkisi altına alıyor. Buradan vatandaşlarımıza bir uyarımız var. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız, arazi, ev almak istiyorsanız lütfen oranın fay hattını ne kadar etkilediğini lütfen göz önünde bulundurun. Gerekli araştırmaları yaptırın ve eğer fay hattından hiçbir şekilde etkilenmiyor ise yatırımınızı yapın. 2016 yılına kadar Wienerlinien bünyesinde bulunan filoya 150 yeni tramvay daha dahil etmeyi planlıyor ve Maria Vasilaku'nun yeni bir önerisi de Wienerlinien ile Maria Vasilaku'nun arasını açtı. Biliyorsunuz Maria Vasilaku Viyana Ulaştırma Bakanı ve dedi ki tramvaylarda bisikletler için özel yerler açılsın ve bisiklet sürücüleri de bu yerleri kullansın. Fakat Wienerlinien bu bisikletlerin ciddi anlamda yer kaplayacağını ve bu yer kaplamasından dolayı da vatandaşlara geniş anlamlı hizmet veremeyeceğini ve aynı şekilde de pistin, kirliliğin artacağını dile getirdi. Fakat Maria Vasilaku bu öneriyi parlamentoya sundu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu tartışma nasıl bir boyut alacak? Başta Avusturya olmak üzere Viyana genelinde kira bedellerinin yüksek olduğu tartışılıyor ve uzmanların yapmış olduğu açıklamaya göre şu an Viyana'nın imar planının çok eski dönemlerde yapıldığı ve yeni bir imar planının yapılması gerektiğini dile getiriyorlar. Ve aynı şekilde uzmanların yapmış olduğu açıklamaya göre Viyana'ya acil olaraktan 8000 daire ihtiyacı olduğunu belirttiler. Bakalım siyasiler önümüzdeki dönemlerde bu konuyla alakalı nasıl bir çalışma yapacak? Değerli izleyenlerimiz, 2013 yılının en son haberi Tirol,
Vorarlberg ve Salzburg bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı birinci dereceden ilgilendiriyor. Bu bölgede seyahat eden vatandaşlarımız biliyorsunuz Almanya'dan geçmek zorunda ve bu Almanya yolunu kullanır iken otoyol ücreti ödemek zorunda. Avusturya Trafik Bakanı önümüzdeki günlerde Almanya'ya gideceğini ve gerekli yetkililerle bu konuyu ele alacağını ve bu ücretin de kaldırılması gerektiğini dile getireceğini kendisi söyledi, beyan etti değerli izleyenlerimiz ve bakalım Avusturya bu konuda ne kadar başarılı olacak Almanya karşısında. Sigara yasağı Avusturya'da 2013 yılı içerisinde ciddi anlamda tartışılmıştı ve hükümet kurulduktan sonra SPÖ'lü Alois Stöger ciddi bir tartışma konusu açtı ve parlamentoya yeni bir öneri sundu. Önerisi aynı Türkiye'de olduğu gibi hiçbir şekilde ticari mekanlarda sigara kullanılmaması yönünde. Eğer bu yasa Avusturya parlamentosunda onanır ise buradan halka sorulacak, yani halk oylamasına gidilecek. Bakalım Avusturya parlamentosu bu yasayla alakalı nasıl bir cevap verecek? Bu haftanın ve 2013 yılının haberlerinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ve 2014 yılında yine dop dolu ve yepyeni içeriklerle sizlerin karşısında olacağız. 2013 yılında bizleri severek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yani yeni yılda dop dolu gündemde tekrardan buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın.